Merhaba arkadaşlar, cümle türleriyle ilgili soru çözümü yapacağız. Aşağıdakilerden hangisinde bu cümleyle ilgili yanlış bilgi verilmiştir diyor. Cümleyi okumadan önce şöyle şıkları bir kaba taslak bakıyorum üzerinden ne aramam gerektiğini görmek için. Sonra cümleyi okuyorum. Nevresthane kişinin kendisine büyük hedefler koyup bu hedefleri gerçekleştiremediği için hayal kırıklığına uğrayarak psikolojik ve fizyolojik olarak yorulmasıdır. Yorulmasıdır derken burada bir fiilimsi görüyorum yüklemde ve yüklem sonda. Yüklemin sonda olması bu cümlenin kurallı olduğunu gösteriyor bana. Aynı zamanda yorulmasıdır derken burada bir fiilimsi var. Fiilimsinin olması yüklemde isim cümlesi olduğunu söyler. Cümlenin diğer taraflarında da koyup gerçekleştiremediği, uğrayarak fiilimsilerini görüyorum. Yüklemin dışında fiilimsi olması da onun girişik birleşik olduğunu söylüyor mu? Şimdi buna göre ben şıkları bir kontrol edeyim. Yüklemin türüne göre isim cümlesidir. İsim cümlesi olduğunu söyledik. Fiilimsi var yüklemde. Yapısına göre birleşik cümledir. Girişik birleşik olduğunu söyledik fiilimsi olduğu için. Biçimce olumsuz, anlamca olumlu cümledir diyor. Ben hemen bakıyorum yüklemine. Herhangi bir olumsuzluk unsuru var mı biçimce? Mamesizsiz değil, yoktu bunlar. Göremiyorum. Biçimce olumsuz olduğunu söyleyemem. Biçimce olumsuz olduğunu söylemek yanlış. Anlamca olumlu mu? Evet, anlamca olumlu. İşi gerçekleşiyor. Ama biçimi olumsuz değil. Demek ki bu cevap yanlış. Öge dizilişine göre kurallı cümledir. Kurallıydı. Birden fazla yan cümlecik vardır. Yüklemin dışında bir yerlerde ben fiilimsi gördüğüme göre birden fazla da yan cümle olduğunu söyleyebiliyorum burada. Şimdi diğer soruya bakalım. Sokak kapısının önünde beklerken güneş gözünü aldı birden. Aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur diyor. Basit cümle, sıralı cümle, eksiltili cümle, birleşik cümle, devrik cümle. Bunlara bakacağım ben. Şimdi beklerken diye burada bir fiilimsi görüyorum. Zarf fiil görüyorum. Demek ki bu birleşik cümle olduğunu gösteriyor. Girişik birleşik cümleydi. Daha doğrusu duvar gibi bir sıcak çarptı. Biz burada çarptı yüklemini görüyoruz. Yüklemin bulunduğu yer temel cümleydi. Onun dışında herhangi bir yan cümle kuracak unsur var mı? Bakıyorum. Yok. Yani bu basit bir cümle. Bu yaz çok sıcak geçeceğe benziyor dedi içinden. Bir cümlenin içinde başka bir cümle var. İç içe birleşik cümle var burada. Evet. Aynı zamanda yüklem sonda değil, devrik. Eksiltili cümle ve sıralı cümle kaldı. Bu saatte güneş bu kadar yakıcı olursa, cümle tamamlanmadı. Eksiltili cümleyi de buldum. Cevap neymiş demek ki? Sıralı cümle yokmuş. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Birleşik cümle, bağlı cümle, isim cümlesi, basit cümle, olumsuz cümle. Bunlara bakacağız. İnsanı düşünen ve duygulanan bir varlık olarak düşünürsek şiirin bu iki ögeyi kucaklaması gerektiğini rahatça söyleyebiliyoruz. Düşünen, duygulanan, fiilimsileri gördüğümüze göre cümlenin içerisinde bu nasıl bir cümle? Girişik birleşik bir cümle. Birleşik olduğunu buradan söyleyebiliriz. Ben düşünceden arınık duygusallığı ve duygusallıktan arınık düşünselliği hiçbir zaman benimsemedim. Yüklem benimsemedim. Benimsemedim derken olumsuzluk eki olan mameyi de görüyorum. Bu cümlenin olumsuz olduğunu söylüyor. İşte gerçekleşmedi. Olumsuz bir cümle olduğunu da yine bunu bulduk. Aynı zamanda bu cümlenin içerisinde yüklemden başka herhangi bir yan cümle kuracak bir şey var mı? Biz yan cümleleri öğrenmiştik. İç içe birleşik cümle, girişik birleşik cümle, koşullu birleşik cümle, kiyeli birleşik cümle. Herhangi bir unsur yok. O halde bu basit bir cümledir. Gerçekte duygusallıktan arınmış şiir kuru bir şiir olacaktır. Bak, arınmış şiir diyor. Burada da fiilimsi var. Bu da girişik bir birleşik cümle. Böyle bir şiir söylemek istediklerini de eksik söylemiş olacaktır. Çünkü insan bir bütündür. Bütündür derken isimle bitmiş cümle, isim cümlesini de buldum. Onu aynı zamanda bir duygu varlığı olarak görmemiz gerekir. Arkadaşlar, herhangi iki cümle ya da üç cümle, birden fazla cümle bağlaçla bağlansaydı o zaman biz bağlı cümle diyecektik ama burada öyle bir şey göremedik. Cevap
Bursa oldu. Diğer soruya geçiyorum. Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Önce şıkları şöyle bir bakayım. Bir kere ögelerini ayırmam gerekecek. Şiiri sevmek onu iyi anlamayı sağlar. Sağlar yüklem. Sağlayan ne? Şiiri sevmek. Özne. Şiiri sevmek neyi sağlar? Onu iyi anlamayı. Nesnesi de var. Şimdi bakalım. Öznesi bir söz öbeği mi? Öznesi bir söz öbeği. Hatta içinde fiilimsi geçiyor. Biz diyebilir miyiz ki fiilimsi öbeği de kullanılmıştır? Evet, ikisini bulduk. Öge sayısı 2'den fazladır. Öge sayısı, evet, 2'den fazladır. Özne var, nesne var, yüklem var. Basit yapılımı, bakıyorum fiilimsi var içerisinde. O zaman basit yapılı olamaz, bu girişik birleşiktir. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yaptıklarının hesabını vermek, vicdanın rahat etmesidir. Tek bir cümle var ve içerisinde fiilimsi var. Bu girişik birleşik bir cümledir. Yüklem sonda olduğu için de kurallı bir cümle dedikten sonra bakıyorum şıklara. Anlamca ve biçimce olumludur. Anlamca ve biçimce olumludur. Vicdanın rahat etmesi. Burada yüklem. Bakıyorum herhangi bir olumsuzluk eki var mı? Olumsuzluk bildirecek bir şey yok. Mame var ama vicdanın rahat etmesidir derken oradaki isim fiil eki. Öyle olduğu için biz buna anlamca ve biçimce olumludur diyebiliriz. Yargı sayısı 1'den fazladır. Fiilimsi olduğuna göre yargı sayısı 1'den fazladır. Bağımlı sıralı cümledir. Sıralı cümle olabilmesi için 2 tane ayrı cümle olması lazım. Yani en azından 2 tane yüklem olması lazım ki arasında virgül ya da noktalı virgül olduğunda ben buna sıralı cümle diyebileyim. Bakıyorum burada herhangi böyle bir durum yok. O zaman sıralı cümle zaten diyemem ben buna ki bağımlı olduğuna bakmama gerek olmuyor. Yüklem bir söz öbeğidir. Evet, vicdanın rahat etmesidir. Bir söz öbeği yüklem. Yüklemin yerine göre kurallıdır. Kurallı olduğunu da söylemiştik. Bu halde cevap Ceyhan. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısı bakımından gün boyu çalışmaktan yorgun düşmüş bedenini atıyor yatağın ortasına cümlesiyle özdeştir? Önce bu cümlenin yapısını bir bulalım. Gün boyu çalışmaktan derken çalışmak burada fiilimsisini görüyorum. Tek bir cümle, bu bir birleşik cümledir. Şıklara bakalım. Hangisi girişik birleşik cümle ise o yapı bakımından özdeş olacak. Gönül kapını açık bırak, bütün güzellikler oradan sızsın içeri. İki tane ayrı cümle var. Virgülle bunlar birleştirilmiş. Öyle olduğu için bu bir sıralı cümle. Dağlar bağrını açar yalnızların en garibine. Burada tek bir cümle var. Virgül olmasına rağmen arada iki tane ayrı cümle değil. O yüzden dikkat edelim. Bu birleşik olabilir. Fakat içerisinde ben bir fiilimsi buluyorsam girişik birleşik olacak. İçerisinde bir fiilimsi var mı? İçerisinde bir fiilimsi yok. Bu bir basit cümle. Yıkılası binalar yapmışlar. O güzelim ormanlık alana. Yine tek bir cümleyle karşı karşıyayım. Ve yıkılası fiilimsisini buldum burada. Girişik birleşik bir cümle oldu. Aşağıdakilerden hangisi zarf cümleci ortak sıralı bir cümledir? Bir hafta önce görüştük, geçmiş günlerden söz ettik. İki ayrı cümle var, arasında virgül var. Peki zarf cümleci ortak mı bunların? Bağımlı mı yani bunlar? Bir bakalım. Bir hafta önce görüştük. Görüştük yüklem. Görüşen kim? Biz. Biz ne zaman görüştük? Bir hafta önce. Zarf cümleci burada. Buradaki zarf cümleci diğer cümle için de geçerli olacak mı? Geçmiş günlerden söz ettik. Yani bir hafta önce geçmiş günlerden söz ettik. O zaman bir hafta önce zarf cümleci burası için de geçerli olduğuna göre zarf cümleci ortak sıralı bir cümledir diyebiliriz. Numaralanmış atasözlerinden hangisinin yargı sayısı 1'den fazla değildir? Yargı bildiren nelerdir? Çekimli fiil olabilir, ek fiil almış isimler olabilir, fiilimsiler olabilir. Kısmet gökten zembille inmez. İnmez burada yüklem. Yüklemin dışında herhangi bir yerde bir fiilimsi var mı? Göremediğime göre bu yargı sayısı tektir, 1'den fazla değildir. Aman dileyene kılıç sallanmaz, sallanmaz yüklem. Başka fiilimsi var mı burada? Dileyene fiilimsisi var. Demek ki burada 1'den fazla yargı var. Pişmiş aşa su katılmaz. Katılmaz yüklem. Yüklemin dışında pişmiş fiilimsisi var. Akacak kan damarda durmaz.
Durmaz yüklem. Akacak fiilim sesi var. Gök gürlemeden yağmur yağmaz. Yağmaz yüklem. Gök gürlemeden derken yine zarf fiil var. Öyle olduğu için yargının tek olduğu kısım